Hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar değerli Bitti TV izleyicileri. Ramazan'da Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir diyetisyenimiz bizlerle beraber. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Azal Hanım, siz? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sağlıklı beslenmeden konuşacağız hocam. İlk olarak Evet. sağlıklı beslenme nedir? Neler söylemek istersin? Sağlıklı beslenmenin tanımını yaparak başlamak istiyorum ben burada. Sağlıklı beslenme, vücudun gerekli olan besin öğeleri yönünden ihtiyacının olduğu, vücudun ihtiyacının olduğu besin öğelerini yeterli miktarda, uygun zamanda almasıdır. Yani kişinin karnının her acıktığında istediği her şeyi yemesi değildir. Evet. Kişinin vücudunun bilincinde olup buna göre beslenmesidir aslında sağlıklı beslenme. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Düzensiz ya da dengesiz beslenmenin sonuçları nelerdir? İnsan vücudunun yaklaşık 50'ye yakın besin ögesine ihtiyacı vardır. Ben burada birkaç örnekle bunu aslında anlatmak istiyorum size. İlk örneğim çocuklardan. Çocuklarda eğer bu besin ögeleri açısından yetersiz bir beslenme meydana gelirse, çocuklarda, bebeklerde zayıflık, kısalık, hem zayıflığın hem kısalığın bir arada olduğu bodurluk, bunların ikisini de bir arada görebiliriz. Gelişim problemleri, bağışıklık sisteminin zayıflığı gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Diğer örneğim de yetişkin bir bireyden aslında. Burada da yetişkin bir bireyin besin öğeleri yönünden fazlaca beslendiğini düşünürsek, özellikle de besinde karbonhidrat, protein, yağ gruplarımız vardır bizim zaten. Bunlar açısından zengin beslendiğini düşünürsek, kişide obeziteyle karşılaşabiliyoruz. En yaygın karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Tabii obeziteden kaynaklı bir sürü de sağlık problemi beraberinde geliyor. Obezite ülkemizde yaklaşık %30 civarlarında. Evet. Yani Amerika ile çok çok yakınız aslında bu Maalesef. oranlar açısından. Her üç insandan bir tanesi obez. Dikkat etmemiz gerekiyor ama ne yazık ki kendimizi çok kısıtlayamıyoruz. Hani fast food tüketimi aslında burada yaygın. Hani gençlerde genellikle yaygın. Aynı zamanda yetişkinlerde de fast food olarak ne düşünüyorlar? Hamburger gelir insanların aklına çoğu zaman ama genellikle böyle hamur işleri, yağda kızar ki bunu halkımız çok severler. Bunun gibi şeylerin fazla tüketimi de ne yazık ki obeziteyi tetikliyor. Ve bunlar da fast food tüketim olarak geçiyor. Obezitede biz genellikle BKI yani vücut kitle indeksi dediğimiz bir değer kullanıyoruz. Boya göre kilonun değerlendirildiği bir ölçüt bu aslında. Yaklaşık vücut kitle indeksi %30'un üzerine çıktığı zaman biz kişiye obez diyoruz artık. Hani bunun da dereceleri var tabii ama obezite ile birlikte neler meydana geliyor? En başta diyabet, son zamanlarda çok problem olan ve giderek artan ve insanlarımızın dikkat etmediği bir problem. Evet. Tansiyon problemleri, hipertansiyon, distansiyon gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Kalp damar rahatsızlıkları meydana gelebiliyor, eklem sıkıntıları meydana gelebiliyor, uyku apnesi gibi problemler meydana geliyor. Yani sağlıksız beslenmenin, yetersiz ve dengesiz beslenmenin veya aşırı beslenmenin hem çocuk hem yetişkinlerde birçok problemi de beraberinde getiriyor. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şu an için yok. Tabii ekleyeceklerim Tamam. olacak. Teşekkür ederiz hocam. Biz bireyler maalesef ki sağlıklı beslendiğimizi düşünüyoruz. Ama öyle değil ne yazık ki. Aynen Sağlıklı öyle. beslenme nasıl olmalıdır hocam? Nasıl olmalı? Aslında çok önemli bir konu bu. Hani nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Dediğiniz gibi ne kadar beslenmemizin farkındayız. Bunlara dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Ben birkaç öneride bulunacağım burada. Hani herkesin aslında dikkat etmesi gereken bir durum bu. Mesela neler olabilir bunlar? En başta biraz önce de söyledim. Diyabet bizim için çok büyük bir problem ve dikkat etmediğimiz takdirde her bir birey aslında diyabetle karşı karşıya kalabilir. Burada da en başta dikkat edeceğimiz şey şeker ve şekerli besinlerden uzak durmak. Neler olabilir bunlar? Bal, pekmez, reçel, tahin, pekmez, tahin gibi böyle şeylerden olabildiğince yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Genellikle halkımızda bal ve pekmez sağlıklıdır diye bir düşünce var. Evet.
Her şey kararında güzel. Her şey kararında yenmeli. Yani bal ve pekmez sağlıklıdır diye her sabah böyle kaşık kaşık yenilen bir bal ne yazık ki problemleri de beraberinde getirecek. O yüzden olabildiğince yeterli miktarda haftada böyle 1-2 kere veya 2-3 kere olacak şekilde böyle bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketmemiz yeterli olacaktır zaten. Paketli ürün tüketimimiz de çok fazla. Özellikle ben hani sokakta görüyorum böyle küçücük çocukların elinde böyle çikolata paketleri, cips paketleri, bir evet, sürü şeyler maalesef var ne yazık ki. Yani o yüzden biraz daha paketli ürünler gerek çocuklarda ki özellikle onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gerek yetişkinlerde bu paketli ürünlerin tüketimini olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Neler bunlar? Cips, çikolata, bisküvi, hatta hazır çorbalar bunlar da buna dahil. Hazır çorba tüketimi de bir liste ne yazık ki biraz fazla bizim gördüğümüz kadarıyla. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla tüketmeyeceğiz. Hatta hazır çorbaları mümkünse hiç tüketmeyelim. Evde kendi çorbamızı yapabiliriz. Evet. Diğer paketli ürünlere de dikkat etmemiz gerekiyor elbette. Başka neler var? Şöyle düşündüğüm zaman. Alkollü içecekler, kola, fanta, gazoz bunların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. İçerisinde yüksek miktarda basit şeker grubu barındırıyor. Bunun yerine böyle sade maden suları, ayran gibi şeyler tüketebiliriz. Hazır meyve suları yerine sade evde sıkılmış taze meyve suları tüketebiliriz. Yağda kızartmalardan, kavurmalardan yine uzak durmamız gerekir. Bir besine, mesela sebze. Biz sebze tüketimini diyetisyenler olarak öneririz. Ama bu sebze tüketiminde eğer yağda kızartma yapılıyorsa bu artık sebze olmaktan çıkmış demektir. Ya da bir ete kavurma işlemini olabildiğince uygulamamamız gerekiyor. Pişirme yöntemi olarak uygulayacağımız şey bizim haşlama, ızgara ve fırın. Zaten birçok diyetisyen arkadaşım da hep bunu söylerler. Evet. Olabildiğince böyle az yağ, yemeklere az yağ koyup eğer et gibi yağ içeren bir besinse içindeki yağı olabildiğince azaltmamız gerekiyor. sakatat grubuna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Neler bunlar? Karaciğer, işkembe, kelle paça gibi şeylere de aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tane örnek vermek istiyorum. Buyurun burada. Hastaneye bir tane hastamız geldi. Mesela karaciğer yağlanmasıyla gelmiş bize. Ona uygun önerilerde bulunuyoruz böyle işte. Önerilerde bulunmadan önce de sorduk hani neler tüketiyorsunuz? Gün içindeki tüketiminiz nelerdir? Genellikle işte dışarıda yediğinden bahsetti. Hatta karaciğerine iyi geldiğini düşünüp her gün karaciğer yiyormuş kişi. bunun sonucu da ister istemez karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Yani dikkat etmek gerekiyor burada. Hani sakatat grubunu da çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Olabildiğince onu da minimumda tutmamız gerekiyor. Tuzlu besinlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da yine örnek vererek ilerlemek istiyorum ben. Gelen hastalara biz hani diyet planlarken mutlaka gün içerisinde bir sebze yemeğidir, bir salata ve buna benzer şeyler olmasını istiyoruz. Evet. Gelen kişilere sorguladığımızda besin tüketim kayıtlarını gelen kişilerin genellikle böyle turşu tükettiklerini gördük ve bunu da sebze yemeği veya salata yerine tükettiklerini gördük. Yani turşu ne sebze yemeğidir ne de bir salatadır. Üstelik tuzlu bir şey. Hani vücutta ödem tutulumunu aynı zamanda tansiyon gibi problemlere zemin hazırlayan bir şey. Bu yüzden hani bunu tüketiyor olsak bile mutlaka önden bir suya ıslayıp bekletip suyun bir tuzunu bünyesinden arındırıp ondan sonra tüketmemiz daha sağlıklı olacaktır. Yine aynı şekilde diğer tuzlu besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir bulyon, bir hazır çorbalar aynı şekilde buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla Bitlis yöresinde birazcık daha tuz tüketimi fazla. Evet. Buna ne yazık ki özellikle peynirlerimiz bayağı tuzlu. Hani bunlara biraz daha dikkat edersek çok daha sağlıklı olmuş olacağız aslında. Kuyruk yağı, tereyağı, iç yağ, margarin tüketimi bunlar da çok fazla bu taraflarda Bitlis yöresinde. Bunun yerine daha çok hayvansal yağlar yerine bitkisel yağları tercih etmemiz daha iyi olacaktır. Zeytinyağı çok tüketimi yok burada. Onun yerine ayçiçek yağı tüketimi bizim açımızdan çok daha iyi olacaktır. Evet. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketimini öneririz biz. Evet. Burada tam
tandır ekmeği tüketimi fazla. Yani tandır ekmeği tüketilebilir. Zaten o pişirme şeklidir. Hani bu tandır ekmeğini beyaz un yerine köpekli undan veya tam tavuklu undan yapmamız çok daha faydalı ve sağlıklı olacaktır. Yani hiçbir şey yapılamıyorsa bile o unun içerisine biraz köpek eklemek birazcık daha bizim açımızdan daha yararlı olacaktır. Veya pirinç yerine bulgur tercih edilmesi yine aynı şekilde sağlığımızı olumlu etkileyen şeylerden birisidir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor tabii ki de. Yemekleri yavaş yavaş yenmesini öneririz biz. Hızlı bir şekilde yendiği zaman hazımsızlığa sebep olabiliyor. O yüzden hani üstelik fazla besin tüketimine de sebep olabiliyor. Kişi doymadığını hissedip böyle diğer besinlere yönelebiliyor, şekerli şeylere yönelebiliyor. O yüzden yavaş yavaş yemek çok daha önemli. Su tüketimine de dikkat etmemiz lazım. Benim hani gözlemlediğim kadarıyla su tüketimimiz de çok yok. Günde 2-3 litre kiloya bağlı olarak tüketime dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Artık kış aylarını da geçirdik. Yaz ayları geliyor. Yaz aylarında birazcık daha hani ister istemez su içme ihtiyacı doğacaktır. Hani yine dikkat edip bunu kış ayında da sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü vücudun yaz da olsa, kış da olsa her zaman o suya ihtiyacı var. Kesinlikle. Diğer bir konu egzersiz. Yani egzersiz hayatımızda olması gerekiyor. Spor aynı şekilde. Rutinde yapılan şeyler, hareketler bizim için çok egzersiz veya spor olarak geçmiyor. Mesela evde yapılan işler ya da ne bileyim günde mesela bir annenin çocuğuyla ilgilenmesi gibi. Bunun gibi şeyler spor olarak geçmiyor artık. Bunun yerine neler yapılabilir? Hani ekstra olarak, bunu ekstra olarak. Günlük bir yarım saat yürüyüş aslında kişiyi çok daha dinç tutacaktır. Hem eklemlerini çalıştıracaktır, hem kan şekerini regüle edecektir. Yani birçok faydası var aslında. Saymak da bitmez burada. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile evde bir müzik açılıp dans edilse bile aslında olur. Yani hareketi, egzersizi hayatımıza mutlaka yerleştirmemiz, koymamız gerekiyor. Zaten Ramazan boyunca birazcık da hareketsiz kaldık. Çünkü hani daha çok gece uykusuz, gündüz uykusuz kalıp gündüz uyuduğumuz için ister istemez hani hareketsiz de kaldık. Bunu artık hem havaların da ısınmasıyla hem de Ramazan'ın da bitmesiyle birazcık daha egzersizleri arttırmamız gerekiyor burada. Sigara ve alkol kullanımına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen şeylerden bir tanesi. Özellikle sigara işte kahve açısından büyük problem oluşturabiliyor. Özellikle sigara kullanma yaşları da giderek düştüğü için. Hani bu sefer kişilerde iştahsızlık ve iştahsızlığa bağlı gelişim geriliği, bağışıklık sistemi problemleri ve sıkıntıları da beraberinde geliyor ister istemez. En azından bize gelen vakalarda gördüğümüz kadarıyla sigaradan dolayı çok fazla iştah kaybı meydana gelmiş ve bundan dolayı da hani sıkıntıları da gözlemlemiş oluyoruz aslında. Evet, teşekkür. Burada birazcık da aslında ben hani sağlıklı beslenmeden bahsettim ama Akdeniz diyetinden bahsetmek istiyorum. Evet, ben de onu soracaktım hocam. Evet. Siz söylemişken devam edin, buyurun hocam. Teşekkür ederim. Akdeniz diyeti nedir? Yani isminden de anlaşılacağı üzere Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin beslenme şekli aslında ve ismini de buradan alıyor. Ülkeden ülkeye fark ediyor. Genellikle işte Türkiye'deki beslenme şekli, İtalya'da farklı bir beslenme şekli ama genel olarak içeriği şu şekilde. Tam tahıl grubunu içerisine alan, sebze meyveyi içerisine alan, baharatları içerisine alan ve kuru baklagilleri içerisine alan bir beslenme şekli. Genel olarak da yağ olarak da zeytinyağını kullanan bir beslenme şekli Akdeniz diyeti. Evet. Nasıl yapılır hocam Akdeniz diyeti? Nasıl yapılır? Ondan bahsedelim. Aslında ben Akdeniz diyeti derken sağlıklı beslenmeyi anlatıyorum size. Evet. Bunu tabii Bitlis yöresine uygulayabilmek de çok çok önemli. Hani ne kadar uygulayabileceğimiz de tartışılır tabii ama olabildiğince bunu uygulamaya çalışmak, uygulayabilmek önemli. Neler var burada Akdeniz diyetinde? Genel olarak besleyici, takviye edici bir beslenme şeklidir zaten. Böyle kalorisi yüksek, besleyici değeri düşük besinler çok tercih edilmez. Gün içerisinde alınan karbonhidrat, protein, yağ oranı ki bu bizim gibi diyetisyenler için önemlidir. Dengede olması gereken bir diyet aslında. Besin grupları açısından nelere dikkat etmek gerek? Aslında çok basit. Yani hangi besin grubundan ne kadar gün içerisinde tüketmen gerektiğini biliyorsan ya da haftada ne kadar tüketmen gerektiğini biliyorsan yani bunun arkası gelecektir.
Mesela diyelim ki meyve. Meyve grubundan kişiler günde 2-3 porsiyon kadar tüketebilirler. Evet. Taze meyve olabilir veya kuru meyve olabilir. Kuru meyvelerden böyle kayısı, incir, kuru erik, kuru üzüm bunları tercih edebilirler. Özellikle konstipasyon, kabızlık sıkıntısı olan kişilerin hani bu saydığım meyveleri tercih etmeleri çok daha iyi olacaktır. Tabii başka bir problemleri yoksa, diyabet gibi mesela. Evet. Taze meyveleri de aynı şekilde artık yaz geliyor. Yani meyveler de artık artacak, şekillenecek biraz daha. Diğeri sebze grubu. Sebze grubunu da gün içerisinde 2-3 porsiyon kadar tüketmeleri gerekir. Bunun yemeğini yapabilirler. Hani çok yağlı olmayacak şekilde. Veya salata olursa çok daha iyi olur. Salata olmasa bile hiç değilse böyle güzel bir yeşillik tabağı hazırlayıp işte marul, maydanoz, nane, tereroka artık ne seviyorlarsa böyle bir tabak hazırlayıp onu bile tüketebilirler. Yani sebze grubunu mutlaka hayatımızda bulundurmamız gerekiyor. Gün içerisinde de mutlaka 2-3 porsiyon kadar tüketmemiz gerekiyor. Gün içerisine dağıtacak şekilde. Domates salatalık bile olabilir. Yemeklerimizde veya salatalarımızda böyle renkli sebzeleri tercih edersek çok daha güzel olacaktır. Evet. Antioksidan içeriği de gayet yüksek zaten. Kuru baklagilleri haftada 3 kere tercih edebilirler istedikleri şekilde. Salata olabilir, yemek olabilir. Nasıl tercih etmek isterlerse artık. Balığı haftada 2 defa öneririz biz. Kivan gölüne yakın bir yerdeyiz evet. aslında. Evet, hani evet. çok bulmakta problem olmasa gerek diye düşünüyorum. Eti çok fazla tüketiyoruz Bitlis'te. Çok seviyoruz. Neredeyse her gün yemeklerimizde oluyor. Her gün olmasa bile 2 güne bir mutlaka böyle güzel bir et yemeği yiyoruz. Evet. Dışarıda yemeği de çok seviyoruz. Hani bunu birazcık daha azaltıp sebze açısından zengin beslenmek iyi olacaktır. Eti de nasıl tüketebiliriz? Haftada hani Bitlis için söylüyorum 3-4 kere kadar tüketebiliriz. Hani diğer günler zaten kuru baklagil olur. Sonra sebze yemeği olur derken aslında hafta kapanıyor. Evet. O yüzden hani her gün olması yerine böyle bunu haftada 3'e 4'e düşürüp daha sonraki günler sebze yemeği veya kuru baklagille takviye etmek çok daha iyi olacak. Aynı zamanda et yemeklerine olabildiğince yağ eklemememiz gerekiyor. Zaten hani etin kendi yağı vardır. Tabii yeterli oluyor evet. Aynen öyle ama burada benim gördüğüm kadarıyla ekstradan yağ eklenmesi de var. Hani tereyağı, kuyruk yağı gibi, sıvı yağ gibi. Hani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Olabildiğince bu yağları eklemememiz gerekiyor. Biz ne kadar görmesek bile zaten onun içerisinde görmediğimiz kadar yağ da var. O yüzden olabildiğince yağ eklemiyoruz. Sebze yemeklerimizde de aynı şekilde olabildiğince yağ eklemiyoruz. Az bir yağ ile pişiriyoruz. Sıvı yağları tercih ediyoruz bunun içinde. Evet. Başka size ekleyebileceğim neler var diye düşünüyorum. Kuru yemişler. Kuru yemişleri de çiğ olarak tercih edersek çok daha güzel olacak. Kavurma işlemi uygulandığı zaman kuru yemişlere ne yazık ki içerisinde böyle sağlığa yararlı yağ asitleri bir miktar evet. kayba uğruyor. O yüzden çiğ olarak tüketmek gayet iyi olacak ki bol bol cevizimiz var zaten burada. Evet. Bunu günlük tüketimimize böyle 2-4 adet kadar eklersek çok daha iyi olacak. Ara öğün niyetin olacak şekilde. Diğer bir önemli nokta, benim en çok aslında önem verdiğim nokta kalsiyum. Süt yoğurt grubu. Yetişkin bir insan günde ortalama 2-3 bardak kadar süt yoğurdu beslenmesine eklemeli. Gün içerisinde bunu tüketmeli. İstediği gibi süt olabilir, yoğurt olabilir, ayran olabilir, işte cacık olabilir, bir yoğurtlu çorba olacak şekilde mutlaka eklemeli. Gerekli kalsiyumu ancak bu porsiyonlarda alabiliyor çünkü. Ama yaşlılık sürecinde artık kişi antropoza veya menopoza girdiği zaman kemik kitlesinden yüksek miktarda kayıplar meydana geliyor. O yüzden bu süre zarfında yani bu döneme girildiğinde ve girilmeden önce süt yoğurt tüketimine yani kalsiyum alımımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşlılarda bu miktar 3-4 porsiyona kadar çıkıyor. Evet. Genel olarak Akdeniz diyetinde beslenme bu şekilde besin gruplarından tüketebileceğimiz miktarlarda bu şekilde olarak söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Akdeniz diyetinin faydalarından bahsedeceğiz ama ondan önce sormak istediğim ve çok merak edilen bir soru var. Meyve tüketiminden bahsettiniz evet. hocam. Meyve tüketiminin saati
Ne zaman, doğru saat ne zamandır sizce? Ara öğün olarak tüketebiliriz meyveleri yemeklerin arasında. Mesela öğle yemeği ile akşam yemeği arası olarak düşünün. Evet. Hani saat 3 gibi böyle bir ara öğün olarak tüketebiliriz. Böyle şeker hastaları için, diyabet hastaları için biz yanına bir süt yoğurt grubu da öneriyoruz. Ama onun dışında sağlıklı bir birey ise ara öğün olarak tüketebilir. Bir de biz meyveyi ayrıca direkt yemeğin hemen arkasına tüketilmesini istemiyoruz. Evet. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hani kişinin acelesi falan da olabiliyor. Bazen hızlıca yiyeyim kalkayım olayı da olabiliyor ama dikkat etmek gerekiyor buna. Aslında çay gibi. Hani çayı da çok fazla böyle deriz ya yemeklerden sonra 45 dakika sonra diye. Aynı şekilde meyveyi de daha sonra ara öğün niyetine tüketmemiz daha sağlıklı olacak. Onu da şu şekilde biraz bilimsel bir açıklama getirmiş olacağım ama. Buyurun hocam. Yemeklerde zaten gerekli miktarda işte karbonhidratımızı, proteinimizi, yağımızı alıyoruz. Vücudun gerekli olan şeylerini. Üzerine hemen meyve tükettiğimiz zaman meyvenin içerisinde de fruktoz dediğimiz bir şeker grubu var. Hani bu da hızlı bir şekilde emilen bir şeker grubu ne yazık ki. Ve yemeğin hemen üzerine alındığı zaman hani böyle daha çok karaciğerde depolanma gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve bu da eğer sürekli yapılan bir durumsa ve sürekli bu hataya giriliyorsa, hani birden fazla meyve tüketiliyorsa karaciğer yağlanmasını tetikleyen de bir durum aslında ve diğer sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Evet. O yüzden ara öğünlerde tüketmemiz çok daha iyi olacak. Meyveyi ve tüketirken de böyle aşırı derecede değil, bir veya iki porsiyon olacak şekilde tüketmemiz gerekiyor. Ondan da yine tüketimlerimize, miktarlarımıza dikkat ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Akdeniz diyetinin faydalarına dönmek istiyorum. Neler söylemek istersin? Evet, yine Akdeniz diyeti diyoruz ama aslında sağlıklı beslenmenin faydaları. Evet. Evet. Bunlardan bahsedelim. Şimdi en başta söyleyeceğim şey tabii ki yine obeziteden den vurmak istiyorum burada. Evet. Akdeniz diyetinde genellikle bahsettiğim gibi tam tahıl besleniliyor, sebze ağırlıklı besleniliyor. Hani kuru baklagil protein alımını her gün öneriyoruz zaten bunlar var. Her gün bir yumurta tüketimini de öneriyoruz tabii kişinin başka rahatsızlıkları yoksa. Evet. Burada hani ister istemez kişiyi sağlıklı beslenmeye yönlendiriyoruz. Tabii böyle bir durumda en başta obezitenin oluşmasını engelleyecek. Ve tabii obeziteyle birlikte obezitenin sebep olduğu hastalıkların da birazcık daha oluşmasını veya oluştuysa bile kontrol edilmesini sağlayacaktır. Neler mesela? Diyabet gibi, kalp damar rahatsızlıkları gibi, yine eklem rahatsızlıkları gibi bunun gibi şeylerin oluşmasını yine engelleyecektir. Yine tansiyonun düzenlenmesini sağlayacaktır. Zaten tuz tüketimini de biz çok fazla istemiyoruz Akdeniz diyetinde. O yüzden buna da faydası olacaktır. Kan şekerinin daha güzel regüle edilmesini sağlayacaktır. Hem tam tahıllılar olsun, yine sebze yemekleri olsun, süt yoğurt grubu olsun. Osteoporoz gibi kemik erimesi riskine karşı koruyor aslında insanları. Evet. Kişinin hatta depresyona girmesini bile engelliyor. Onun dışında söyleyeceklerim size kansere karşı da koruyucu. Hani size söyledim sebze olması gerekiyor diye. Sebze de özellikle de böyle renkli sebzeleri tercih etmek. Hem salataya hem yemeğe mesela. Antioksidan içeriği çok yüksektir. Antioksidanlar da kansere karşı koruyucudur. O yüzden sebzelerimizin olması bizi kansere karşı da korur aslında. Yapılan çalışmalarda da bu güzel bir şey çalışma aslında. Özellikle yaşlı grubunda yapılan çalışmalarda Akdeniz diyetinin bu kişilerde demans, Alzheimer gibi problemlerin daha da aza indiğini, azalttığını, böyle bilişsel aktiviteyi daha da arttırdığı gibi sonuçlara varılmış. Yani o yüzden Akdeniz diyetini ya da diğer adıyla sağlıklı beslenme aslında bizim gençliğimizi, yaşlılığımızı, her şeyimizi etkiliyor. Evet. Zaten beslenme anlık bir şey değildir. Tamam hani böyle kısa süreli olduğu zamanlar da oluyor ama bizim şu anki beslenmemiz yaşlılığımızı etkileyecek. Bir bebeğin anne karnındaki beslenmesi, bebekken veya çocukken beslenmesi, ergenlik dönemini, yetişkinlik dönemini, yaşlılık dönemini, her şeyini etkileyecek. O yüzden en başta küçükken, çocukken ya da bebekken diyeyim sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirip bunu hayatımız boyunca idame ettirdiğimiz takdirde bu sağlıksız beslenmeden kaynaklı problemleri de daha minimize yaşadığımızı görmüş oluruz zaten. Teşekkür ederiz hocam. Akdeniz diyetine tamamen uymak mümkün müdür? Tamamen uymak pek mümkün değil. Özellikle de Bitlis için söylüyorum. Ama bunu en azından bu göremize uygun olarak
değiştirebiliriz. Evet. Neler yapabiliriz mesela? Hani biraz önce de söyledim. Tandır ekmeği. Tandır ekmeğinde köpekli, tam tahıllı ekmekler tercih edilebilir. Veya sebze yemeklerine her günümüze eklemiz çok daha iyi olacak. Hani sebze yemeğini sevmiyorsak bile bir salatamızın olması çok daha önemli. Et yemeklerini böyle yağda yemekler değil de daha çok böyle haşlama, ızgara, fırın olarak tercih etmemiz çok daha iyi olacak. Yağlarımızı hayvansal yağ olarak değil bitkisel yağ olarak değiştirmemiz çok daha faydalı olacak. Su tüketimine yine aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bitkisinde ben çok su tüketildiğini görmedim. Tuz tüketimi çok fazla, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani tuz tüketimi de fazla, su miktarı, su tüketimi de az. Yani hiç istemediğimiz evet, şeyler bunlar. Zararlı. Aynen, bunlara biraz dikkat edebiliriz. Meyve tüketiminin de ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Buna da dikkat edebiliriz. Hani meyve tüketimi de günde 2-3 porsiyon olacak şekilde yapabiliriz aslında. Bunlara dikkat etmemizi öneriyorum ben. Allah'tan hani süt, yoğurt bol bol var da onu evet, bol bol tüketebiliyoruz. Yine cevizi de aynı şekilde bol bol tüketebiliyoruz. Zeytinyağını mesela dedim, hayvansal yağlar yerine sıvı yağlar tercih edilebilir. Ama zeytinyağı mesela Akdeniz diyetinde en baştaki yağdır zaten. Burada çok ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Hani ulaşanlar vardır illaki ama bunun yerine ayçiçek yağı da tercih edilmiş olabilir. Dediğim gibi et tüketiminde de mutlaka yağımıza dikkat ediyoruz. Ekstra eklememeye çalışıyoruz. Ancak bu şekilde hani tamamen dengeli uygulanmasa bile evet, bir şekilde kendi göremize empoze edebiliriz. Yani onu uygun hale getirebiliriz bir şekilde diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Yetişkinlerle ilgili konuştuk ama çocuklarla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Aslında şu anki dönemde çocukların beslenme hı-hı, sıkıntısı çok büyük. Yani evet, çok kötü derecede. Neler söylemek istersiniz? Akdeniz diyetini çocuklar uygulayabilir mi? Akdeniz diyetini çocuklar uygulayabilir mi? Evet, uygulamaları gerekiyor. Ben biraz önce de örnek verdim. Sokakta yürürken küçücük çocukların elinde böyle evet, paketli ürünler görüyorum. Yani paketli ürünleri bile hayattan çıkartmak aslında Akdeniz diyetine ya da sağlıklı beslenmeye uygun olan bir şeydir. Yapılması gereken bir şeydir. Çocuklarımızda da biraz önce de söyledim. Beslenme çocuğun erişkinlik dönemini, ergenlik dönemini, yaşlılık dönemini, her şeyini etkileyen bir şey. O yüzden çocuklarımızı ne kadar sağlıklı beslersek aslında onların daha sağlıklı bir yetişkinlik, daha sağlıklı bir yaşlılık dönemi de geçirmiş olmasını sağlayacağız. O yüzden çocuklarımızı böyle abur cubura değil, böyle paketli ürünlere değil, sağlıklı atıştırmalıklara yönelttirmemiz gerekiyor. Mesela çocuk canı çekti diye ona tutup böyle bir çikolata, bir bisküvi vermek yerine evet, bir kuru meyve verilebilir, bir taze meyve verilebilir, kuru yemiş verilebilir, süt, yoğurt gibi bir şey verilebilir. Ya da böyle şeker ihtiyacını bastırmak amaçlı bir küçük sütlü tatlı yapılıp verilebilir. Hani biraz daha sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmemiz gerekiyor çocukları burada. Ben yine hastanemize gelen vakalardan örnek vermek istiyorum burada. Evet. Küçücük bir çocuğa mesela şey yaptık, küçücük bir çocuk, annesi mesela çayına ekmek bandırıp çocuğa veriyor ya da yemeğin suyunu ekmek bandırıp veriyor. Bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Yani ne çayın ne de yemeğin suyunun bir vitamin, bir mineral değeri yok zaten. İçerisindeki yağdan kaynaklı bir kalori değeri var, evet, evet, ama bu çocuğun beslenmesini destekleyen bir şey değil. Zaten bu şekilde bize gelen vakalara baktığımız zaman çocukta gelişim geriliğinin olduğunu da görüyoruz. O yüzden çay, su ve yemek suları gibi sıvı gıdalara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bebeğin, çocuğun mide kapasitesi çok küçük oluyor zaten. Bir de bunu böyle sıvı gıdalarla, alması gerekenlerle beslemek yerine bu şekilde sıvı gıdalarla beslediğimiz takdirde çocuğun beslenme gelişim geriliği olabileceğini de görüyoruz. Çocuğa mutlaka her sabah bir peynir, bir yumurta da olması gerekiyor ki çocuk proteinini de, kalsiyumunu da bu şekilde alsın. Gün içerisinde de aynı şekilde kalsiyumuna dikkat etsin. Sebze alışkanlığı daha çocukken çocuğa kazandırılabilir evet, aslında. Yani şu an bir çocuğu nasıl beslersek ilerleyen yaşlarda da eğilimi o besinlere olacaktır. O yüzden çocuğun hani geleceğini de düşünürük biraz daha sağlıklı beslenmeye yönlendirmemiz gerekiyor burada. Annelerin burada anne ve babaya çok fazla iş düşüyor aslında. Yani çocukların düşünüp ona göre beslemeleri gerekiyor. Bir
bir çocuk, bir bebek diyeyim, bir yaşına geldiği zaman sofrada ne varsa onu yiyebiliyor olması gerekiyor. Evet. Çocuk eğer yemek yemediği takdirde annesi veya babası çocuğa böyle ona atıştırmalık, abur cubur gibi şeyler verdiği takdirde çocuk zaten bunları sevecektir. Onun tadı ona daha lezzetli gelecektir. Ve kendisi bir süre sonra alışkanlık haline getiriyor çocuklar burada. Yani sevmedikleri bir yiyecek olduğu zaman böyle ağlamalar meydana geliyor. Annesi de diyor ki aman ağlamasın hani bir şey yesin diye, evet, böyle abura cubura yönlenebiliyor maalesef. Ne yazık ki. Ya da böyle sağlıksız şeylere. Ama çocuk zaten kavradı yani olayı. Yani annesinin, babasının nasıl ona bu şekilde davranacağını bildiği için bu şekilde davranıyor. Yani önemli olan çocuğa burada sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirip en küçükten başlamak ve bunu da çocuğun geleceğini düşünerekten yapmak. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Ailelerimizde şu an iki kanı var. Birincisi acıkırsa yer. İkincisi de zorla yedirmek. Aç olduğunu ya da doyduğunu bildiği halde zorlayarak yedirmek. Bunun hangisinin doğru olduğunu da sizlere sormak istiyorum. Fakat kısa bir reklam arasına girmek durumundayım. Tabii. Sonradan reklamdan sonra konuşalım. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Ayrılmayın. Bir aradan sonra yeniden beraberiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam çocuklarla ilgili konuşuyorduk en son. Bir kısmın çocuk aç olursa yer düşüncesini, bir kısmın da çocuk tok olmasına rağmen zorla yedirme düşüncesini tartışacaktık. Neler söylemek istersiniz? Aslında annelerin böyle çocuklara olan merhametinden kaynaklı bir durum bu. Evet. Hani çocuk tokken yedirmeye çalışmak çok doğru bir davranış değil aslında. Yani çocuk aç olsa mutlaka tüketecektir, yiyecektir. O yüzden çocuğu çok fazla sıkmak, boğmak da doğru değil. Hani bu konuda bir çocukçu gelişimciyle konuşmak faydalı olacaktır tabii ama bir diyetisyen olarak benim görüşüm çocuğu olabildiğince sıkmadan yemesini sağlamak, zorlamadan. Çünkü bu sefer hani inatlaşmaya girebilirler. Evet. Yemek yeme isteği tamamen inatlaşmadan dolayı geri tepebilir. İştah kayıpları meydana gelebilir. O yüzden çocuğu olabildiğince acıktığında yiyecek şekilde önüne yiyecek koyarsak daha iyi olur. Ve genellikle çocuğa da beslenme alışkanlığı kazandırmak adına aileyle birlikte sofraya oturup aileyle birlikte sofrada olan şeyleri yemesi çok daha önemli. Tabii bu sağlıklı şeyler olacak şekilde çocukla inatlaşmadan sofrada olan şeylerden mutlaka tüketmesi bence en doğru olanıdır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağlıklı beslenme adına yapılan yanlışlar nelerdir? Burada yine bizim kendi vakalarımızdan örnek vererek gitmek istiyorum. Sağlıklı beslenme adına çok fazla hata yapılabiliyor. Böyle değişik mesela zayıflamaya da giriyorum aslında burada birazcık daha. Sağlıklı beslenmede bir tane örnek vereceğim. Ne kadar büyük bir hata olduğunu görmek, evet, görülmesi adına. En son bir vaka geldiğinde böyle kalsiyum tüketimini arttırmak için yumurta kabuklarını böyle biriktirip onu birazcık fırınlayıp daha sonra un haline getirip yoğurtlarına, yemeklerine, unun içerisine karıştırdığını söyledi. Böyle bir şeye hiçbir şekilde gerek yok. Yani yeterli miktarda o ısıya maruz kalmadığı zaman salmonella gibi böyle risklere de mikroorganizmalarla da karşılaşabiliriz. Riskler de peşinden gelebilir. O yüzden kişinin bunun gibi yanlış yollara sapmak yerine günde ihtiyacı olan 2-3 porsiyon sütünü, yoğurdunu tükettiği takdirde o kalsiyumu da alacaktır. Bunun gibi sıkıntılar var. Yine mesela zayıflama konusuna girmek istiyorum, evet, burada hocam, biraz da. Zayıflama konusunda da
bize gelen vakalarda özellikle tek tip beslenme var. Ya da sağlıklı beslenme adına tek tip beslenmeyi örnek alıyorlar genelde. Bundan hani uzak kalma, bunu yapmamamız gerekiyor. Tek tip beslenme hiçbir şekilde vücudumuza faydalı değil. Yani ben 50'ye yakın besin ögesi var dedim zaten. Bu besin ögelerini tutup tek bir beslenmeyle karşılayamayız kesinlikle. O yüzden sağlıklı besinlerden kararınca bir miktarına dikkat ederek tüketmemiz çok daha sağlıklı olacaktır. Ya da bize gelen vakalara baktığımız zaman tek tip beslenme bir de aşırı derecede kalori kısıtlaması var. Kişi aşırı derecede kalori kısıtladığı takdirde bunu zayıflama adına yapanlar var. İşte sağlıklı hayat için bunu uygulayanlar var ama aşırı derecede kalori kısıtlamasının da bir sürü yan etkisiyle karşılaşıyoruz. En büyük sıkıntı zaten uzun süreli olmuyor. Kısa süreli oluyor, metabolizmayı yavaşlatıyor ve biz bunu toparlarken çok büyük problemler yaşıyoruz. Yani hani bizlik sıkıntı yok aslında. Kişi kendi kendine o metabolizmayı toparlayabilmek için bu sefer sıkıntı yaşıyor. Beslenmesine daha dikkat etmesi gerekiyor. Farklı egzersizler uygulaması gerekiyor. Normalde daha kolay vermesi gereken kiloları ya da daha sağlıklı bir şekilde geçirmesi gereken süreci daha böyle sıkıntılı bir şekilde geçirmiş oluyor burada da. O yüzden aşırı derecede kalori kısıtlamalarından uzak durmamız gerekiyor. Hani şöyle anlatayım ben size biraz da bunu. Mesela kişinin günlük harcadığı enerjiyle alması gereken enerjinin birbirine denk olması lazım ki gün içerisinde hani bir dengede ilerlesin, kilo alıp verme durumları olmasın, hani kan şekeri daha regüle ilerlesin ve benzeri şekilde. Ama kişi diyelim ki diyete girdi, zayıflamak istiyor. Böyle bir durumda kişinin harcadığı enerjiyle aldığı enerji arasında fark olması gerekiyor. Ama baktığımız zaman kişi aşırı derecede kalori kısıtladığı zaman vücutta ona göre uyum sağlıyor. Ele bir de egzersizle desteklenmiyorsa zaten vücuttan kas ve sıvı kaybı meydana geliyor. Ama önemli olan zaten kilo kayıplarında veya sağlıklı yaşamda yağdan gitmesidir. Ama bu gibi kalori kısıtlamalarında tam tersi oluyor. Bize gelen kişiye bakıyoruz mesela. Gayet fit görünüyor böyle. Sonra bir alıyoruz tanitamıza. Bakıyoruz ki vücut yağları çok yüksek. Hani kendi kendine diyet yapmış ama hep kastan, hep sıvıdan kaybetmiş. Vücut sıvıları da çok düşük. Bunun gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Mesela şu an bir kıtlık olduğunu söylesek. Ne olur? İnsanlar böyle ellerindeki yiyeceklere daha fazla sahip çıkarlar. Böyle... Stoklarla. Daha fazla stoklama yapmak isterler. Vücut da aslında aynı mantıkta. Eğer biz vücuda aşırı düşük kalorili bir şekilde diyet uygularsak ve vücut da bunu kıtlık olarak ilan ederse zaten beyin çok akıllı bir organ. Beyin zaten ne yapıyor? Bu sefer vücut depolarına daha fazla sahip çıkıyor. Daha fazla stoklama eğilimine gidiyor. Vücut depolarımız da zaten yağlarımız oluyor bizim. Bunun gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Başka genel olarak düşünüyorum ne gibi sıkıntılar var. Genellikle bu işte bilinçsizlik burada çok fazla etken. Karaciğer yağlanmasında karaciğer yiyen kişi gibi ne yazık ki. Ya da mesela kalsiyumu yumurta kabuğundan karşılayabileceğini düşünen kişiler gibi. Bilinçli olmak burada çok önemli. Sağlıklı beslenme ne kalori kısıtlaması da ne de tek tip öğündür ne de zayıflama bu şekilde yapılmaz. Ya da gelen kişilere soruyoruz. Ekmeği ben tamamen kestim. Hiç ekmek yemiyorum ama hiç zayıflayamıyorum. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Yani vücudun enerjiye ihtiyacı var. Bunu da ekmekten de olsa bir miktar karşılamamız gerekiyor. Daha önce de söyledim. Karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin belirli bir dengede olması gerekiyor. Biz karbonhidratı hiç tüketmeyeceksek, tamamen yağdan ve proteinden alacaksak vücudu şaşırtacağız burada. Yani bu uzun süreli olan bir şey değil. Yani kilo vermemize yardımcı olmaz. Aksine bizi olumsuz etkileyen şeylerden biridir. Ekmeği tamamen kesmek ya da tek tip beslenmek, kaloriyi kısıtlamak, bunun gibi problemler ne yazık ki çok fazla. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Özür dilerim. İnternetin de maalesef ki çok zararları var. Kesinlikle. Yanlış bilgiler var. Kesinlikle aile. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği dolanıyor. Evet. Ya da böyle işin ehli olmayan kişiler çok fazla bu konuda yorum yapabiliyor. Hani ben diyetisyenim ve bu konuda halkımızı diyetisyenlerden bilgi almasını öneriyorum kesinlikle. Her duyulan şeye kesinlikle inanmamalılar.
Sonra onların sıkıntılarını yine kendileri yaşıyorlar. Evet. Hani bize geldikleri zaman biz onları uyarıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama sıkıntıları kendileri yaşıyorlar. Toparlamak gerçekten sıkıntı oluyor. Sağlıklı beslenme diye düşündükleri şey aslında onlar için öyle olmayabiliyor. Ya da bir ortaya atılan bir öneri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Mesela sizde iyi olabilir, bende kötü olabilir. Hani bunu kişinin işin ehlinden öğrenmesi çok daha önemli. Evet. Yani hastanelerde, sağlıklı yaşam merkezlerinde birçok diyetisyen arkadaşım görev yapıyor zaten. Hani bu konuda bilgi almak isteyen kişi bile rahatlıkla gidip onlardan bu konuyu konuşup bilgi alabilirler. Yani dışarıdan, yani işin ehli olmayan kişilerden veya sosyal medyadan öğrendiklerinin çok 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 daha iyi olacaktır yani onlar açısından. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Kilo almak isteyen danışanlarınız, bireyleriniz neler yapmalı? Kilo almak isteyenler, ben yine vakalar üzerinden gideceğim. Bol bol vakamız hocam. Var bu konuda. Genellikle bize gelen vakalarda iştah kaybının olduğunu görüyoruz. Böyle kişi 3 gün mesela yüksek kalorili besleniyor, 4. gün bırakıyor. Çünkü bir anda yüksek beslenme, yüksek kalorili beslenmeye geçmiş oluyor. Burada önemli olan kişinin yavaş yavaş her gün bir parça yediğini arttırması gerekiyor. Biz de diyetlerimizi planlarken ona göre söylüyoruz. Diyoruz ki bir anda bu diyete uyamazsın. Çünkü geri tepmeler meydana gelecek. Vücut istemeyecek. Böyle mide rahatsızlıkları da belki meydana gelecek. Hazımsızlık gibi, şişkinlik gibi, yeme isteğini reddedilmesi gibi yiyeceklerin, yeme isteğinin kaybolması gibi. O yüzden yavaş yavaş her gün bir parça besinleri arttırmak gerekiyor. İştah yedikçe artan bir şeydir zaten. O yüzden yavaş yavaş yiyerek iştahımızı arttırmamız lazım. Burada önemli olan genellikle zayıf kişilerde mide hacmi de küçük oluyor zaten. Evet. Bu mide hacmini böyle yüksek kalorili ama hacimce küçük şeylerle, katı besinlerle doldurmak daha mantıklı. Neler yapılabilir mesela bu konuda? Kuru yemişler çok güzel bir yüksek kalorili bir atıştırmalıktır mesela. Aynı şekilde meyveler. Yine süt, yoğurt mesela şöyle diyeyim. Böyle sütle meyveyi böyle püre haline getirip içerisine biraz ceviz ekleyip böyle muz ekleyip böyle güzel bol kalorili detokslarda evet. Detoks demeyeyim de yiyeceklerde karışımlarda yapılabilir. Böyle meyveli tatlılar yapılabilir aynı şekilde. Tabii burada kilo alacağım diye ne yazık ki paketli ürünlere çok fazla tüketenler var. Ya da çok yüksek miktarda karbonhidrat tüketenler var. Mesela pilav gibi, ekmek gibi, makarna gibi hepsinin dengede olması lazım. Hani zayıf bir kişi tamam kilo almak istiyorsun ama bunu sağlıklı bir şekilde yapman lazım. Aynı zamanda beslenmeye başladıktan itibaren bir anda yüksek beslenmeye başlamak yerine her gün yavaş yavaş bir parça artırarak adım adım ilerlemek gerekiyor ve bunu da idame ettirmek gerekiyor. Eğer kişi 2 gün uygulayıp 3. gün bırakacaksa onun bir anlamı olmuyor. Ya da baktığımız zaman gelen kişilerle konuşuyoruz böyle gün içerisinde bir öğününü çok yemiş. Evet. Ama diğer öğün az yiyor. Diyor ki ben çok yedim diyor. Ama sen çok yememişsin. Normalde alman gereken kaloriyi almışsın orada. Önemli olan senin mesela gün içerisinde madem kilo almak istiyorsun tabii ki harcadığın enerjiden yüksek bir kalori alman gerekiyor. Ona göre beslenmen gerekiyor. Gün içerisinde hani yüksek ve kalori açısından güzel besinlerle beslenmesi gerekiyor. Mutlaka bir peyniri, yumurtası olması gerekiyor. Böyle atıştırmalık, hamur işlerine, şekerli şeylere özellikle kahvaltıda böyle sırf kilo yapıyor diye bol bol tahin, pekmez, işte bal tüketen kişiler de gördük. Hani bunlar da kararında olması gerekiyor. Her şey tamam kilo almak istiyorsun ama her şey kilo almak da değil. O yüzden sağlıklı bir şekilde kilo almak burada çok önemli. Bu dediklerime de kişilerin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Evet hocam, gece yatmadan önce tahin pekmezin yenilmesini, kuru yemişin kilo yaptığını söylüyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Şu şekilde kuru yemiş tabii ki tüketilebilir evet. Ama böyle tahin pekmez de tüketilebilir. Onda da sıkıntı yok ama böyle aşırı derecede tüketilmemesi gerekiyor. Evet. Mesela böyle kaşık kaşık yemek yerine mesela böyle ekmekle 2 yemek kaşığı kadar tahin pekmez tüketilebilir. Onda problem yok. Aynı şekilde kuru yemiş de küçük bir kaysa kuru yemiş ara öğün niyetine tüketilebilir. Kuru yemiş çerez grubu, meyve grubu aynı şekilde tüketilebilir. Ama önemli olan böyle yiyip yatmak da sıkıntı. Mesela kilo almak isteyen kişilerde onu da görüyoruz. Bol bol pilav makarna tüketmiş. Evet. Yiyip yatıyor ki ben diyor kilo alayım evet, diye. Hocam. Ama yani sen dolu bir mideyle yatıyorsun. Bunun sana geri dönüşleri, mide ağrıları, gastrit ülser gibi problemler, hazımsızlık gibi, mide sıkıntıları gibi problemler de meydana gelebilir. O yüzden ara öğün niyetine hani yapıp böyle kuru yemiş gibi
dediğiniz gibi tahin pekmez de olabilir. Tabii aşırıya kaçmayacak şekilde. Bir süt yoğurt grubu, bir sütlü tatlı olacak şekilde daha öğün yapılabilir. Bu şekilde söyleyebiliriz bunu da. Teşekkür ediyoruz hocam. Diyet yaparken çevrenin ve psikolojik etkileri nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Bence bu çok önemli bir konu. Evet. Özellikle diyet yapan bir kişi gördükleri zaman senin ihtiyacın yok diyenler oluyor. Evet. Yani kişinin ihtiyacının olup olmadığını bunu kişi kendisi belirlesin. Dıştan böyle dış görünüşe çok fazla takılmadan, kişinin ihtiyacına göre ve ona saygı duyarak yol almak çok önemli. Yani saygı burada ön planda olmalı. Onun diyetini bozmaya çalışmamak gerekiyor. Tamam ye, ilk defa geliyorsun, bir kere yiyeceksin zaten. Hani şimdi yersin sonra diyet yaparsın ya da şimdiye sonra telafi et gibi böyle diyetini bozacak durumların olmaması gerekiyor. Kişiyi orada desteklemek gerekiyor. Özellikle büyüklerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz evet. Bu konuda diyet yapan kişiye ya da arkadaş çevresi daha saygılı olması gerekiyor ki o kişi hani biraz daha o diyetini idame ettirebilsin. idame ettirebilsin ki hani bunun arkası mutlu yoksa olsun. Gelmeyecek. Evet. Öbür türlü bozulacak yani maalesef, orada. çevre dediğim gibi bu yüzden çok çok önemli. Özellikle yakın çevrenin kişiye saygı duyması bu anlamda gerçekten önemli. Teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü programımızın sonuna geldik maalesef ki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey Ramazan bitiyor artık. Ramazan evet. Bittikten sonra mutlaka sağlıklı beslenmeye, bu söylediklerime daha dikkatli olması ve Ramazan'ın da bitmesiyle artık hareketimizi, su içmemize yine aynı şekilde dikkat etmemiz gerektiğini ve kişilerin de buna sağlıklı beslenme ile birlikte bunlara da dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Beni kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.